Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün sizlerle birlikte Marmaris'teki Pet 48 Pet Shop'u gezeceğiz. Kendisi benim arkadaşım olur zaten. Hepimizin, bizim gibi hobicilerin, bu işe en ufaktan en büyüğe kadar gönül vermiş herkesin hayalini gerçekleştirdi. Kendisinin de üretimhanesi vardı. Benim zaten Albino Fudretleri ilk ondan almıştım. Ve bir pet shop açtı. Çok da güzel bir pet shop olmuş gerçekten. Şimdi ben sizden önce bir içeriği gezdim. Hava da karanlık dışarıda, fazla oylanmadan hemen içeriye girelim. Bir hemen kendisine selam veririm. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle İrfan abi, geldiğin için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Bizi mutlu ettin. Şimdi arkadaşlar, bütün dükkanı detaylıca çekeceğiz. Dükkan sahibi arkadaşımız olduğu için bugün rahat rahat pet shop'u, malzemeleri, fiyatları, hatta bir güzelliği sizlere aktaracağız. Hemen sen aktar istersen, bir hobi hanemelerine bir güzellik yapacağız. Evet, İrfan abiyle tanışmamız, zamanında fullet üretiyorduk, oradan oldu. Çok da güzel oldu, hep birbirimizle yardımlaştık, kendisi çok iyi bir insan. Zaten sağ olasın. Sizler benden daha iyi tanıyorsunuz, hep takip ediyorsunuz, biz de takip ediyoruz. Hobihanemi takip edenlere, Hobihanem sayfasını gerçekten merakla bekleyenlere güzel bir faydamız olacak. O kardeşlerimize buradan aldığı ürünlerde her zaman gerekli indirimler yapılacak. Aynen. Bu da hem İrfan abime hem de Hobihanem üyelerine bizim özel bir fırsatımız olacak. Vallahi süper. Elimizden ya. Gelen her şeyi yapacağız. Bu yeter arada... ki sizler bu hobiyi sevin. Küçük dostlarımıza yardımcı olun. Kötü alışkanlıklar yerine bu hobilere kendilerini versinler. Biz böyle olunca daha güzel olacağına inanıyoruz. Vallahi çok güzel söyledin. Biz az önce biraz sohbet ettik. Yani şimdi öyle şeyler anlatıyor ki mesela fanusta Japon balığı vermiyor arkadaş. Yani düşünün, yani bir pet shopçunun fanusta Japon balığı satmadığını. Tabii ki insanlar da tepki gösteriyor. Niye satmıyorsun? Niye para kazanmak istemiyorsun sen diyorlar. Ama işte bu olay para kazanmak değil yani. Bu olay İnsanları kazanmakla alakalı bir şey. Çünkü fanusta Japon balığı verdiğin zaman o balık ölecek ve insanlar da hayal kırıklığına uğrayacak. Az önce de konuşmuştuk. 10 kişiden 8'i bu hobiye başlamadan bırakıyor. Sağ olsun kendisi de böyle insanları bilgilendirerek. Şimdi biraz sonra zaten akvaryum bölümüne geçeceğiz. Böyle küçük küçük notları var yani. Hani balıkları akvaryuma nasıl alıştıracağız falan. Şimdi önceden bilgi vermeyelim. Böyle dükkana bir baştan başlayalım. Hemen kuş hobisiyle, bizim eski hobimiz kuşu bıraktık, kanarayı bıraktık ama onunla bir başlayalım. Yemleri zaten burada gördüğünüz gibi çeşit çeşit yemleri var. Bu arada onu söylüyordum, gönderimi her şeyi var arkadaşlar. Yani şu anda hem güzelliklerden bahsettik hobihanem üyelerine. Bana dönem dönem geliyor, işte abi Pipo Fit'te var mı sende, ısıtıcı var mı, veya işte keza kuşla ilgili bir şeyler soruyorsunuz, kafes soruyorsunuz. Pet 48'in şu anda tüm Türkiye'ye gönderim imkanı var. Dediğimiz gibi zaten Hobihanem üyelerine de indirimli bir şekilde, güzel bir şekilde, güzel fiyatlarla kendisi gönderimini yapacaktır. Ona ulaşmanız için zaten birçok sosyal medya hesaplarını, telefon numaralarını falan videonun altındaki yorum kısmından bulabilirsiniz. Kendilerine ulaşabilirsiniz. Şöyle bir baştan kuşlarımızı gösterelim. Burada ne var? Sultan papağanı mı bir tane? Güzel bir sultan papağanımız var. Bir adet sultan papağanı burada. Ana yoldan geçenlere kuş kafeslerimiz sergi halinde. Aynen. Şöyle hava karanlık ama biz gene bir yolu gösterelim. Dışarıdan komple cam dükkanın önü. Ve dükkanı görerekten hem kuşları görebiliyorlar. Bu zaten bu şeye, hobiye merak olan hemen içeri dalıyordur büyük ihtimalle. Evet. Özel tür kuşlarımız var. Yukarıda eşlerimiz var. Muhabbet kuşları da var. Hani albinolar, lutiniler. Kuşları göreceksiniz arkadaşlar. Öyle hani sıradan yerli muhabbet kuşu yok. Keza bu işlerde balıkta da aynı şeyi göreceksiniz. Bitkide de aynı şeyi göreceksiniz. Yani şöyle düşünün. Siz bir hobicisiniz ve evinize atıyorum kuş alıyorsunuz, balık alıyorsunuz. Ne yaparsınız? En güzelini, en kalitelisini almak istersiniz değil mi? Bu dükkanda da işte onu bulacaksınız yani. Öyle sıradan kuşlar, sıradan balıklar, sıradan malzemeler yok. Hepsinin birebir kendiniz nasıl bu hobiyi yaparken kaliteli bir şey beslemek istiyorsanız, bakın muhabbet kuşunun ele alışkanlığını görüyorsunuz yani. Bir muhabbet kuşunda aranılan özellik nedir? İlk baştaki özellik evcil olması, ele alışkın olması. Siz
Yani bilenler bilir şimdi. Ben daha üzerinden geçeyim de. Pet Shop'tan muhabbet kuşu alırsınız. Neden? Bu daha işte el alışkın değildir. Zamanla size alışır. İşte en başta ısırabilir. Böyle şeyler söyler. Ama şu anda görüyorsunuz birebir örneğini. Ele alışkın bir muhabbet kuşu. Yani bu kuşu herkes almak ister büyük ihtimalle. Ve buradaki kuşların da şöyle alt tarafını gösterelim. Bunlar şey, jumbolardı değil mi şunlar? Evet, şu zaten eş tutmuş orada. Bakın şurada. Bu dişisi, şu da erkeği. Birebir eş tutmuş halde. Yani siz muhabbet kuşu alırken ne istersiniz? Eş bir muhabbet kuşu istersiniz. Eşler zaten o, ayrı bölümde. O da burada zaten. Şöyle muhabbet kuşlarımızı da gösterelim. Kuş altları için kumlar özel olarak. Koku yapmayan. Hemen şöyle fiyatımızı da gösterelim arkadaşlar. Siz gene zaten iletişime geçerekten fiyatlarını sorabilirsiniz ama ben varken üzerinde etiketi göstereyim. 2 kilosu 10 lira. Dediğim gibi dükkan sahibi arkadaşımız olunca böyle rahat rahat çekiyoruz. Ben hani böyle bir videoyu daha hobihanem 3 yıldır aktif bu şekilde güzel bir pet shop gezisi çekmedim. İnanıyorum ki çok güzel bir video olacak şimdi devamında. Bayağı da uzun olacak ama büyük ihtimalle zevkle izlersiniz zaten. Bu kısımda kafa karışmaması için bütün ürünler burada. Kuşlarla ilgili, kemirgenlerle ilgili. Yani insanlar benim eskiden bir pet shop'a girdiğimde hep kafam karışırdı. Acaba bu ürünü nerede bulacağım? Öbür ürünleri nerede bulacağım? Ben onu bir kısım engellemek için, çünkü kalem çok. Elimden geldiğince bir bölmede kuş malzemelerini toplamaya çalıştım. Burada özel bir ürün var. Bu da her yerde olduğunu düşünmüyorum. Muhabbet kuşlarının özellikle tek olanları kış aylarında üşüme olduğu için böyle bir ürün. Çok güzel tasarlanmış. Polar. Üstüne muhabbet, çıkıp tünelmesi için mi o? Arasına giriyor. Soğuktan kendini koruyor. Vay be. İki tane kuş olduğunda genelde yan yana gelirler, ısınırlar ama tek kuşlarda olmadığı için böyle bir tasarım yapmışlar. Bunu da Pet 48'e getirdik. İnsanlar görsün, sergilensin. Süpermiş valla bak. Onu hiç ben de görmemiştim şimdiye kadar. Şunlar şey, papağan veya muhabbet evet, banyolukları değil mi? Yuvalıkları, gaga taşları. Az önce anlattığı gibi dükkanda her şey derli toplu arkadaşlar. Yani kuşla ilgili şey, bakın böyle alttan üste ben size detaylı göstereyim. Bunu biz kanallarda da kullanıyorduk. Akıllı yemlik diye geçiyor. İşte boş kabukları hemen altta oluyor. Bunu şöyle bir göstersek ya. Tabii. Mesela hiç bilmeyen arkadaşlarımız için mesela görsün. Mesela direkt şuradan gösterelim. Heh, zaten var değil mi? Hemen gösteriyorum. Bakın. Yani, iki bölmeli. İki bölmeli. Yemi buradan koyuyoruz. Aynen. Zaten ertesi güne boşaltmış oluyorlar genelde. Çekmeceyi buradan çıkarıyoruz. Boş yem, boş kabukları da burada. Bunu evet, direkt. Bunu direkt döküyoruz. Çöpe atıyoruz. Eğer yemimiz varsa koymamıza gerek yok. Yoksa ilave edebiliriz. Evet, çok mesela, da faydalı ve yani, uğraşmıyorsunuz. Normalde de kullanabilirsiniz ama özellikle düşünün yani 3-4 günlük veya 1 haftalık bir yere gideceksiniz. Evden uzak kalacaksınız. Bu tarzda bir yemlik gerçekten sizin hayatınızı kurtarır diyebilirim yani. Taşıma kapları var minik. Aynen. Kuşunuzu yanınıza götürmeyi planlıyorsunuz. Onun için de küçük kaplarda kafeslerde koyabilirsiniz. Şöyle bunlar bit ilaçları falan sanırım değil mi? Evet. Pire ilaçları, bit ilaçları. Deri bakım ürünleri. Şöyle burayı da biraz detaylı gösteririm. Yemleri. Özel kendi yaptığımız daldarılar var. Muhabbet kuşların. Yemden sonra balıkta nasıl Artemia pire var baklava niyetine. Kuşlara da baklava niyetine bunu veriyoruz. Zaten kuşların mutluluğu kendilerinden belli oluyor. Evet, şeylerinden, hareketlerinden. Evet. Gördüğünüz gibi kuşla ilgili birçok ürünü burada görebiliyorsunuz. Şöyle biraz ben bir kafesleri de göstermek istiyorum. Tabii. Yani olur da bunlar zaten genelde katlanabilen kafesler hep. Tabii. Yani beğendiğiniz bir şey olursa gönlümün dediğimiz gibi şöyle özel bir, bunlar genelde hoppa pardon saka kafesi gibi oluyor sanırım değil mi? Bunlar özel yapım. Katlı saka kafesi. Yemlerde de aktarı, kanarya hemen yemi, aspur, karışık gerçekten güzel muhabbet kuşu yemimiz var. Onu da gösterelim. Yem ihtiyacı olan arkadaşlar da. Bunlar çok rahat bir şekilde zaten kargoyla gönderilebilir bir halde. Evet, uygun anlaşmamız var zaten. Şöyle hemen ben yemleri de göstereyim. Dediğimiz gibi bu fiyatların üzerinden hep güzellikler olacak, indirimler olacak hobihanem üyelerine. Ben dediğim gibi şöyle fiyatları bir göstereyim. Sizin de aklınızın bir ucunda olsun. Buraya geçtik. Ya şurada bir akvaryum var ama akvaryum bölümüne biraz sonra geleceğim arkadaşlar. Çünkü burası çok mazisi güzel. Şöyle biraz kedi köpek işlerini de
gösterelim. Ama bizi daha çok ilgilendiren akvaryum bölümü olacak. Gördüğünüz konserveler gibi... ve punchlar. Kediler direkt bu rafta. Köpekler de bu rafta. Sadece kedi ürünleri birazcık daha fazla olduğu için kediler de paket yemler bir üstte. Yani karışıklık olmama açısından insan geldiğinde ben ne almalıyım dediğinde direkt hangi raf kendi ilgisini çekiyorsa oraya odaklanması için hepsini ayrı ayrı şekilde yaptık. Malzemelerden fazlalarımız var. Onları tabii ki depoya aldık ki çok karışıklık olmasın, sıkıfık olmasın, insanlar girdiğinde ferah bir yere girdiğini hissetsin diye. Tabii ki bittikçe biz de depodan ilave ediyoruz. Evet, biraz uğraştırıcı oluyor ama uğraşmayınca da emek yani, olmayınca emek olmuyor. Şu anlatılan işte benim bizzat hobi anayda uyguladığım bir şey yani. Düzgünlük, düzen, nizam, böyle nasıl güzel olmasını istiyorsanız sürekli yani artık üretimhanesi olan desem olur. Evde tek bir akvaryum olan bir insan bile bu işi böyle yapar yani. Düzenli olsun, nizami olsun, neyi nerede bulabileceğimi bileyim diye. Yani düşünün yani, bu mantıkta bir pet shop yazıyoruz şu anda sizlerle. Bunlar sanki şeyler, şampuanlar falan var. Evet, hep bakım ürünleri. Bakım aşağıya kadar kedi köpek bakım ürünleri. Tarakları falan. O şu temizleme şey mi? Eldiven gibi sanki eline evet. Geçirip. Bu kaliteli olanı iki tane tipi var. Diğerleri hep aşındığı için insanlar diyor hemen aşındı diyor. Sırf onun için kalitelisini getirdik. Kalitelisini. İşte nasıl kendimiz nasıl kullanmak istiyorsak aynısını getirmiş. Müşteriye de tabii satarken izah ediyoruz. Hani diyor ki buna diyor mesela normalinin diyor biraz üstünde diyor. Onu da izah ediyoruz. Normalini alıyorsun, iki hafta sonra tahriş oluyor. Bir daha alıyorsun, aynı fiyatın da üstüne getiriyorsun. Daha fazlasını ödemiş oluyorsun bu sefer. Ve müşteriye biz geri alamam deme olanağımı pek kullanmadığım için yani almışken kalitesini alsın. Yani bu ürünleri alırken bizzat Ankara'ya toptancıya kendim gittim. 4 gün boyunca yoğun bir şekilde gezdim. Özellikle hani bizim tarafımız akvaryum olduğu için akvaryumlarda zaten birazdan göreceksiniz. Çok çeşit yapmaya çalıştık, güzel yapmaya çalıştık. Ama pet ürünlerinde de gerçekten özen göstererek hep aldık. Mesela tasmalarda hep doku tasmalar, reflektörlü tasmalar. Pet ürünleri tabii bizim hobinin biraz dışında ama pet Marmaris'te gerçekten yoğun. Yani artık hayvanlar bizim her şeyimiz. Kedi, köpek, kuş, balık hepsinin ihtiyaçları var. Bunlar ne? Bunlar kedi tuvaletinin önüne, köpek tuvaletinin önüne belirtmek için paspaslar. Hem de kedi diyelim tuvaletten çıktığında kum yerlere dökülmemesi için ilk etapta kendi alışının üstüne dökülüyor. Hem de görsel olarak güzel olmuş oluyor. Vay, buraya da mamalarımızı müşteri geldiğinde şuradan çekeyim ben hemen karşıdan. Müşteri şöyle. Geldiğinde hangi mama var diye sorduğunda rafa bakın dediğimde bütün mamaları hem yoldan görmesi için ön tarafta. Evet, dışarıdan da görünüyor. Hem de arka taraftan bütün mamalar sergide. Direkt buradan algı. Sen bak zaten telefona, ben biraz şuradan geziyim. Aynı şekilde mamalarında şöyle açık paket halleri var. Tabii ki yani bazı arkadaşlar böyle komple bunlar sanırım 25-20 kiloluk falan almak istemezler. 1 kiloluk 2 kiloluk paketlerde almak isterlerse diye açık paket halindeler. Şunlar falan hep zaten kedilerin sanırım oyun alanı gibi bir şey. Bunlara tırmanıyorlar bildiğim kadarıyla. Şu kafeslerde küçük küçük minik böyle daha sanki daha çok kanarya kafesleri. Evet, veya Hint bülbülü gibi. Burada açık mamalarımız var. Aynen. Daha çok proplanın. İşte ben zaten böyle çok alt segment mamaları bilerek getirmiyorum. Yani olabildiğince en uygun fiyat, sokak hayvanlarına bakanlar için en uygun fiyatta mamalar. Orta kalite mamalar ve yüksek kalite mamalar 3 gruptan ulaşıyor. Zaten fiyatları olabildiğince uygun tutmaya çalıştık. Zaten müşteriler geldiğinde farkı anlıyor. Şuradan hemen şimdi bizim asıl balıklarda da çok var bunlarda. Çok güzel böyle etiketler yapmış. Tabii bütün mamaların içerikleri. Bilgilerini yazmış. Valla buna hayran oldum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle bizim balık bölümünde şimdi göreceksiniz. Çok güzel hem bilgiler var hem fiyatlarla ilgili bilgiler var. Hani insanların aklında bu ne kadar da şunu ne kadar diye sormasına gerek kalmıyor. Her şeyi bu notlardan görebiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş şu mamaları da gösterelim. Pardon. Burada, akvaryuma geçecektim, geçmeyelim. Burada da yani insan geldiğinde mesela köpek oyuncakları denildiğinde direkt köpek oyuncakları bir hafta. Burada.
Burada da var. Aynı şekilde burada da kedi oyuncakları var. Hepsi tasmaları bir hafta. Var. Burada da kuş ürünlerinin devamı. Orada numuneler rafta sergileniyor. Evet. Burada da kuş ürünlerinden detayları, merdivenleri filan işte, muhabbet kuşları, aynaları. Evet. Balık kepçeleri. Şimdi, evet, şimdi yavaş yavaş bizim bölümümüze, bizim bölümümüze gelelim. Detaylarla geçebiliriz. Hemen şuradan kepçelerimizi de bakalım. Kepçeler dereceler de var. Yosun temizleyiciler var burada. Dereceler var. Evet. Bu pratik oluyor. Aynen, bunu benim babam da kullanıyordu. Gerçekten rahat. Şimdi balıklara başlarken arkadaşlar şuradan betalardan göstermek istiyorum sizlere. Yani betaları bir pet shop'ta genelde nasıl görürsünüz? Bardağın içindedir, kadehin içindedir. Hiç bilemediniz, kavanozun içindedir. Ama şu görseli şöyle bir dönerekten size göstermek istiyorum. Hem kapları özel, 3 boyda mı vardı bu kaplardan? Evet, 3 boy. Hem böyle içinde işte yapay bitkisi, biraz daha aksesuarı. Beta seven arkadaşlar bunlara gerçekten hayran olacak. Canlı bitki de var aynı şekilde. Aynen, canlı bitkisi olan bile var. Betaları da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şunu ben çok beğenmiştim. Şu çok hoş duruyordu. Adlarını ben pek bilmiyorum ama ne beta bir... Half Moon. Bunlar Half Moon'lar mı? Bunlar Half Moon değil. Aralarında nadiren Half Moon'lar var ama eskiden full'e verirken bütün toptancılarla bağlantılarımız olduğu için toptancılardan her zaman sağlam balıkları, bizzat zaten bizi tanıdıkları için güzel balıkları aldık hep. Bu da çok güzel açıyor şeyini ya. Evet. Yerelerini gerçekten. Maşallah diyelim. Yan yana oldukları için. Şeylerini, evet, birbirlerine güç gösterisi yapıyorlar. Bakın hemen şuradan şeyini göstereyim. Notları gördüğünüz gibi. Bakın fiyatını yazmış işte. Kapların boyutlarına göre fiyatını yazmış. Bu tarz bütün bilgiler var. Şimdi şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Malzemeleri, yani aradığınız her şeyi bulabileceğiniz standlara geldik. Yavruluklar. Gördüğünüz gibi bir canlı doğuran besleyenin olmazsa olmazı. Yani aslında yavruluk kullanmazsanız daha güzel ama başka çareniz yoksa da, kullanmaktan başka çareniz yoksa da boy boy sanırım. Burada da 3, yok hepsi aynı bunlar. Hepsi yok. Aynı. Bir büyük olanı var. Bir büyük çift olan yavruluk. Var. Çiftli. Çift bölümünü şöyle. Aynen. Bir de tekli, diğeri tekli. Yavruluklar burada. Alta geçiyoruz hemen. En küçük boydan en büyük boya kadar akvaryumlarımız şöyle mevcut. Şöyle bir genel göstereyim size. Şunlar bir de, ışıklıydı sanırım değil mi? Evet, kendinden ışıklı. Özel olarak bunlar kendinden ışıklı, ledli. İstemiyorsanız tabii ışıksızları da var burada. Evet. Müşteri değil artık hobici arkadaşlarımız da. Çünkü biz de aile hobiciyiz. Ben sırf onun için buraya bir akvaryum da kurdum. Birazdan İrfan abi ona değinecek zaten. Yani biz zamanında bulamadığımız şeyleri toptancıya gittiğimde ben özel olarak zaten bizzat bunun için nasıl insanlara balığı bıktırmak yerine nasıl sevdirebiliriz? Onun çabasında olduğumuz için her çeşidini getirmeye çalıştık. Çocuğuna bu işi sevdirmeye çalışan ve tabii ki bütçeyi ben olsam ben de düşünürüm. Bütçeyi düşünenler için de küçük akvaryumlardan renkli şekilde aldım. Bunların fiyatları zaten uygun. 25 lira, 30 lira şeklinde fiyatları değişiyor. Bunlar uygun. Hani en azından fanus olacağına niye akvaryum olmasın? Aynen. Bir ufak bir ısıtıcı, bir filtre sistemi, evet, pipa filtresiyle. Evet, zaten ufak ısıtıcılarımız da var. Şurada çok güzel aksesuarlar var arkadaşlar. Şimdi hani şunları, gemileri falan her yerde görürsünüz belki. Ama bakın tamamen doğal deniz ürünlerinden yapılma, el yapımı. Şöyle inceleyelim. Bu bir tane baterist gibi bir arkadaş değil mi? Evet. Bu deniz kabukları dalgalı havalarda, ben kendim dalgıç olduğum için zaten, dalgalı havalarda bizzat deniz kabukları dışarıya vurduğunda o fırtınalarda gidilip toplanmış. Daha sonra bir abim sayesinde bunlar birleştirildi. Çok güzel şekiller yapıldı. Gerçekten bunlarda 2-3 gün emek var. Bunları akvaryumların içine koyabiliyorsunuz. Gönül rahatlığıyla. Silikonlu zaten. Çünkü deniz kabukları yani. Evet. Zaten bunlar işlemden geçti. Ondan sonra bu hale getirildi. Gerçekten burada bir emek var, uğraş var. Birazdan akvaryumda göreceksiniz. Evet. Bir tane biz koyduk. Baterisi bile var önünde yani. Deniz kabuklarından yapılmış. Evet. Burada bir motor var. En çok bununla uğraşıldı zaten. Hani bayağı. İstense bir de aynısı çok zor yapılır. Tekerliklerine kadar. Boynuz gibi bir balığın. Kemiği. Harbiden bak. O detayı bile var. Ayaklığı.
Vallahi. Arkasındaki sepeti senin gezi motoruna benziyor. Aynen abi. Öyle koltuğuna kadar var yani. Süper. Arkada bir tane var o. Burada da bir adam var. Elinde silahlar var. Şu şekilde. Biraz aksiyon şeyi. Evet. Görünümlü. Şimdi bir tane de akvaryum içinde var. Onu en son göstereceğim. Bitkili akvaryum içinde. Gerçekten şahane durmuş. Alt tarafa bakıyoruz. Evet, bizim vatoz küplerimiz. Vatoz üreten arkadaşlar için. Ve gene bildiği için yuvarlak küpü almamış. Üçgeni almış büyük ihtimalle. Çünkü yuvarlağı yumurtlamıyorlar. Evet. Altının düz olması lazım bu şekilde. Bir altta neyse orada bu altta. Geçelim. Evet, buraya geçelim. Şimdi önce şuradan başlayalım. Aynen öyle. Pipo filtrelerde kullanmalık veya hava taşına takmak için işte hava motorları. Küçük. Daha çok ses, en az ses yapanları, yani en uygun fiyatta en az ses yapanları almaya çalıştık. Fiyatları kendisi ses olana düştükçe fiyatlar da yükseliyor tabii. Maalesef ama öyle, ama evde de gerçekten çok avantajlı bir şey. Yani şimdi 15-20 liraya satılan o traktör sesi gibi evet, çalışanlardan var, ama onlardan burada yok gördüğünüz gibi. Genelde insanlar uygun fiyatlı olduğu için hemen ilk etapta onu alıyor, ama bu sefer evde duramıyorsunuz. Bu ses olayı filtrelerde gerçekten önemli ve kendisi de gördüğünüz gibi sessiz olanları seçmiş özellikle. Hemen aşağı iniyoruz arkadaşlar, yem çeşitlerimiz. Yemlerde tabii ki İrfan abinin de kullandığı, bizlerin de kullandığı, olmazsa olmazımız artık. Vatozlarımız için Tetra Pro Alk. Bu testlerde de kullanılıyor. Gramaj olarak ne kadar mesela içindeki şu anda? Bunların gramajı yalan olmasın ama çıt çıtlı poşetlerin hepsini ağzına kadar doldurdum. Dolu. Birazdan da tartarız. Aynen, tamamdır. Yani verirken tabii gramını söyleyeyim. Ona göre gramajı evet, veriliyor. Ama şuna iddia edebilirim, fiyat olarak diğerlerine göre uygundur yani. Ben de kendim bildiğim için. Burada tablet yemlerimiz var. Bitkisel ve proteinsel olarak ben bunları karıştırdım. Süper. Adetlerini de gene belirtiriz tabii isteyenler olduğunda. İşte Japon yemleri. Burada Seraflora mı? Evet, Seraflora'nınkini de yaptık. Lepsi uygun tester. Fiyatlı almak isteyenlere diğer uygun marka, fiyatlıdan da aynen, yaptık. Makul olandan da yaptık, ama tabii müşteri alacağı zaman anlatıyoruz. Anlatıyorsun. Hangisini tercih ederse onu veriyoruz. Aynen. Burada da cikletler için herhalde. Evet. Bu tetra diskus evet, mu, sera diskus mu? Diskus. Diskus diye mi? Yani diskus diye geçiyor, ama ben meleklere de veriyorum. Şöyle bir şeylere de cikletler renk de veriyoruz. Renk için olmazsa olmaz. Aynen. Ama dozunu tabii ki kaçırmayalım. Ayarlamak lazım. Şurada hemen ısıtıcıları göstermeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Smart marka. Ben de zaten hobi alemdeki bütün akvaryumlarda smart kullanıyorum. Hemen şöyle gösterelim. 100 wattlı 40-65 lira. Dediğimiz gibi bu fiyatlar üzerinden gene sizlere tabii, güzellikler yapılacak. Özel ve ısıtıcılarda gerçekten sağlam bir stoğumuz var. Isıtıcı şu an dışarıdan gelmediği için toptancılarda bile büyük bir sıkıntı içinde. Ama ısıtıcıda sorunumuz yok. İsteyenlere gönderimini yaparız. Havalı. Test ettikten sonra. Tabii ki. Tabii ki indirimimiz. Havalar da soğudu. Şu anda gerçekten ihtiyaç duyulan bir parça. Tatil yemleri var. Evet, gene uzak bayram tatillerinde veya artık yaz tatillerinde uzak yerlere gidecek insanlar için olmazsa olmazlardan. Onu da bir hemen şöyle fiyatından biraz göstereyim. 75 lira mı yazıyor? 15 lira pardon, yanlış gördüm. 5 adet var zaten. Tamamdır. Yeterince uygun bir fiyat. Şurada gayet çeşitli malzemeler var, işte hava taşları. Hepsine bölme yaptım. Vallahi süper ya. Vanalar. Çek harflerine kadar. Vantuzlar. Vanalar da o dandik kafa olanlardan değil. Aynen öyle ya. Meçin. Bu gerçekten çok sağlam. O kırmızılı gibi olanlar var. Evet. Bende de var. Bildiğin hava kaçırıyor yani. Bir de şurada senin başına gelmiştir. Buraların içlerinde hep tıkanmalar olur. Evet. Havayı azaltır. Zaten motor güçsüzse hele insan fıtık olur. Kesinlikle. Bilerek onun en güzelini seçtik. Burada boy boy lambalarımız mevcut. Işıklar. Bir tane de smart'ın uzayan LED'inden aldım isteyen olursa diye. Bunların fiyatları yüksek olduğu için bunları sipariş üstüne getirtiyorum, ama rafımızda olmazsa olmazdı. O yüzden bulunsun. O şey şunu göstererek ben de ilk kez gördüm. Yok, açmana gerek yok da. Şu sanırım istediğin boyutta uzatabiliyorsun. Oo, güzelmiş bak. Ben de ilk kez gördüm, ama güzel bir çok güzel mantık. Yani bitki tankı kuranlara çok güzel bir ışık. Şurada yemler var gene. Erbalığın diskusunu, meleğini, can doğurana göre özel yem çeşitleri. Bunlar Reflors'un katkı maddeleri. İşte en başta zaten bütün videolarımda anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yeni akvaryum kurarken bakteri kültürü, su düzenleyicisi, o ne? Burada paket artemiyalar var. Biz bunu yani
Tabii ki satmak benim işime gelir ama biz o şekilde söylemiyoruz. Ben bunu hiç tavsiye etmiyorum. Evet. Çünkü İrfan abim de bilir. Yani bunların içinde bizim canlı çıkardığımız artemiyalar kadar besleyici artemiya olduğunu ben düşünmüyorum. Değeri yok. Ben de hep söylüyorum yani. İrfan abi bunu test etmiştir. Aynen. Zaten. Canlısı %100 faydalıyken arkadaşlar. Şimdi tabii sizlere de hak veriyorum. İşte evde artemiya çıkartma düzeni kurması zor gelebilir. Çıkaramıyor olabilirsiniz. O zaman bunlara yönelebilirsiniz. Ben bunu zaten her zaman belirtiyorum. Zoraki ihtiyaç. Yani şöyle, evet, pool yemden daha faydalı ama maalesef canlı yemin yerini tutamıyor. Şöyle... Pipet çopçu olarak ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü ben dediğim gibi bir hobiciyim hala da. İşte bunu her seferinde belirtiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bakın bakteri ne diyor burada? Bakteri feeder. Bakteri feeder dediği bakteri besleyicisi arkadaşlar. Effective conditor mu ne öyle bir şey. Bu da su düzenleyicisi oluyor. Sudaki işte kloru, kireci yok ediyor. Yeni bir akvaryum kurulduğunda olmazsa olmazlardan bunlar. Hemen aşağıya geçiyoruz. Bizim can kurtarıcılarımız, pipo filtrelerimiz. Şimdi bunu bende çoğunuz görmemişsinizdir. Ben şeyde melek üretiminde kullanıyorum lan. Melek yavrularını koyduğum akvaryumlara koyuyorum. Ama mesela çok güzel ve çok şirin. Düşün yani bir ufak Japon akvaryumuna koy işte. Ben zaten fiyatı uygun 15 lira. Zaten aynen. Çok uygun tuttum. Bunu uygun tutmamın sebebi bu hani böyle masrafsız olsun çocuğumu alayım diyenleri korkutmadan abi en azından bunu koyun ki hani bir hava alsın hayvan. Aynen yani. Balık. Ben her zaman söylüyorum. Tek odaya bizi hapsetseler bizim hoşumuza gider mi? Gitmez. O yüzden en küçüğünden başlıyor. 280, boy. 380 ve tabii ki İrfan abinin de bileceği. Üretimhane. Bayram abinin bize gösterdiği, orada gördüğümüz. Üretim şeyleri, evet, pipo filtreleri. Dev boy, jumbo dev boy. Evet. Hemen şöyle arkadaşlar ben şu fiyatları da göstermek istiyorum. Çünkü siz bana bunun çok soruyorsunuz. Çünkü ben de pipo çok kullandığım için. Bana pipo fiyatlarını soruyorsunuz. Bakın fiyatlar üzerinde yazıyor. Dediğimiz gibi bu fiyatlar üzerinden hep sizlere ikramlar olacaktır. Boyutuna göre fiyatlar değişiyor. Şurada hemen Mac'in artemiya çıkartma seti var. Şöyle canlısını göstereyim sizlere. Buna değineceğim biraz sonra ama burada bakın canlısı da var. Bir pet shop'ta göremeyeceğiniz bir şey. Artemiya çıkıyor. Onu biraz sonra değineceğiz. Burada da lava motorları var. Özellikle ciklet besleyenlere elektrik gittiğinde jeneratör yoksa kurtarıcı olarak da. Aynen öyle. Veya burada... en azından şey bu da mesela balık taşırken de kullanabiliyoruz. Evet. Bu da pipo filtre. İkili, daha şık görünüyor gerçekten. Tabii. Görüntü daha hoş. Asıl bir modelimiz daha var. Onu İrfan abi de gördü. Ona birazdan değinelim. Box filtreler. Aynen özel aynen. Aynen. Şimdi onları göstereceğim. Gerçekten görüntü çok hoş. Özel olarak yaptırdık. Bazen onu. Bana diyorsunuz işte hani bunlar çok görüntü olarak güzel görülmüyor. Akvaryumda işte o kadar emek verip zahmet gösterip akvaryum kurdum. Bunun içine koymak istemiyorum diyorsunuz. Bunu koyabilirsiniz ama bir de biraz sonra göstereceğimi koyarsanız daha şık bugün bir şey görünüyor. Bugün biraz sürprizlerle dolu. Buralar işte gene küçük akvaryumlar devam. Bakın hava hortumlarına yüklü miktarda hava hortumu bol var. Bol. Şöyle fanuslar. Buraya büyük, gene beta büyük büyük fanuslar var. Ve beta severler için şöyle biraz gene detaylı çekmeye çalışayım. Beta gerçekten ayrı bir zevk. Beta'yı sevenler özellikle bu aralar üretmek için çabalayan çok fazla insan var. Herkesin emeğine sağlık diyelim. Şimdi bakın burada gene güzel notlar görünüyor. Balık hakkında bilgiler burada hepsi yazmış. Yani düşünün bir pet shop ve balığı nasıl beslemeniz gerektiğini, nasıl eklemeniz gerektiğini hepsini tek tek yazmışlar. Yazmışlar zaten. Yazmışlar değil de yazmış. Tek başına her şeyi vallahi çok güzel yapmış. Şöyle gene betalar. Aynen şeyler var. Aksesuar veya görüntü olarak kullanmalık. Ama özellikle bizim vatozlarımız için bunların suya salgıladığı şey çok faydalı. Ben doğal antibiyotik diye biliyorum onun salgıladığı şeyi. Ben bunları pet shop'u açmadan önce, bir yıl önceden pire tanklarımın içinde uzun süre tuttum. Sırf salgı olayı olmasın diye. Salınım yaptı, evet, bitirdi. Güvenle koyabilirsiniz. Zaten burada da göreceksiniz. Bakın aileni. Hepsi yani... Salınımını bitirmiş haldeler. Artık yani... vatozlara tamamen faydalı ve... Bitkili akvaryumlarınızda çok güzel dekor olacak şekilde boy boy mevcut. İsteyenler olduğunda resimle gösterip bakın işte bu köklerden de bana zaten çok soruyordunuz. Burada bol miktarda mevcut. Artık PET48'den hepsine ulaşabilirsiniz. Böyle bir ciklet tankı var. Cikletle sevenler de var tabii ki.
Yunus'u var, Sarı Prenses'i var. Başka ne var? Mücevher gördüm şurada bir tane. Yaşayan kaya var. Yaşayan kayalar var. Beyaz prensesler var. Şekerpemmeler var. Avrotuslar var. Çeşidimiz çok. Ciklet'i aslında ben pek sevmiyorum ama şu Ciklet'i ben de sevmiyorum. Şu huyu güzel yani. Hepsi birlikte yaşıyor ya. Bir de şu huyu güzel. Onu da hemen göstereyim. Yani biz Lepistes beslemeye alışmışız. Ben özellikle full rete alışmışım. Diğer Lepistesler de garip geliyor. Ama Ciklet'lerde şöyle yem verdiğimizde onların yeme üşüşmesi. Şu hareketlilik gerçekten. İşte o mükemmel bir keyif. Ciklet besleyenlere de saygı duyuyoruz. Ama biz İrfan abiyle hep daha çok Lepistes canlı doğuran kısmına, bir de özel türlere önem verdiğimiz için Ciklet bizim için biraz ikinci planda kalıyor ama görselleri gerçekten muhteşem. Şu şeker pembe diye geçiyor zaten, evet, değil mi? Evet. O zaten şov için. Evet, şimdi arkadaşlar bizim merakla beklediğimiz alana gelelim. Balıklarımızı sizlere göstermeye başlayalım. Başlamadan önce de şurayı da bir çekeyim. O hep en baştan beri bahsettiğim, böyle güzel notların olduğu, fiyatların olduğu. Bakın, şimdi düşünün, ilk balık alan birisiniz. Ve balığı nasıl akvaryuma eklemeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Üşenmemiş, buraya not olarak yazmış. Böyle özellikle durduruyorum ki siz de okursunuz. Belki yeni akvaryum kuracak, yeni balık alacak arkadaş vardır. Yani böyle bir notun olduğu bir peş çok bugüne kadar hiç görmedim arkadaşlar. Allah çok hoşuma gitti bu. Hani böyle şey de çok güzel. Bulut sembolü işte, okey işareti. Hangi balıkların kimlerle yaşayacağı, fiyatları. Allah şahane, helal olsun yani. Evet, şimdi balıklarımıza başlayabiliriz. Balıklara başlamadan önce bir türlü başlayamadık ama şu Pipo Filtre'yi, Pipo Filtre olarak Box geçiyor? Box Filtre olarak geçiyor. Zaten piyasada şu an çok bulunmuyor. İnternette sayfalarda var olarak gözüküyor. Sipariş ettiğinizde gelmiyor. Çünkü ellerinde yok. Özel olarak şu an yaptırdım. Ama bundan sonra PET 48'de istediğiniz şekilde bulabilirsiniz. Ve dediğim gibi bakın bunu yani bahsettim. İşte akvaryum kurdunuz, dizaynını yaptınız ama filtre sisteminin ortalıkta görünmesini istemiyorsunuz. Bunu köşeye bir yere yapıştırın. Şimdi burada tam camın arkasında ama düşünün siz böyle bir akvaryumunuz var. Ve bunun şöyle sol köşesine koydunuz mu bu hiçbir yerde görünmeyecek. Hatta göründüğünde ayrı bir insanlar görsün. Böyle çok hoşuna gidiyor. Oradan bir baloncuk çıkıyor, köşede cama yapışmış, vatoz oraya yapışıyor. Bir şey hava taşı gibi de oluyor bir yandan. Yani öyle bir görüntüsü özellikle var. Gerçekten abi senin L144'lerin oraya yapıştı mı? Vallahi görsel güzel olur. Çünkü vatozlar özellikle bakın çöpçü bile şu anda onun üzerinde takılıyor. Çünkü o süngerlerin içinde hep bizim o dediğimiz faydalı bakteri kültürü işte mikroorganizmalar var. Vatoz türü veya karides de oraya çok yapışır. Onlar sürekli oradan beslendiği için gerçekten güzel bir görüntü. Ben bunu zaten kendi üretimhanesinde görmüştüm. Daha öncesinde Bayram abi de görmüştüm. Evet. Şimdi artık kendisi de bizzat bunları isteyen arkadaşlara taleplere karşılık verebilecek şekilde gönderebilecek. Evet, şimdi başlayalım balıklara. Evet, artık başlayabiliriz ve balıklara gelmişken şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Kendisi bana zaten anlattı. Toptancıların birçoğunu zaten yıllar içinde tanıdığı için kendisine böyle hastalıklı, ölecek gibi olan balıkları hiçbir şekilde göndermiyorlar. Gönderse bile zaten kendisi kabul etmiyor. Ya dedim ya, siz nasıl bir evinize balık almak istiyorsanız o da şu anda Pet Shop'una o şekilde güzel, sağlıklı, renkli, cıvıl cıvıl balıklar alıyor. Burada gördüğünüz gibi Japonlar, şu çok güzelmiş, rengi gerçekten şahaneymiş. Arkada bir tane daha var, hatta onu da göstereyim. Japon. Burası özel seçme zaten. Seçmeler mi buradaki? Evet. Belli zaten, hepsi kuyruklu yapıları falan güzel güzel. Burada köpek balıkları, pengasuslar. Bunun da meraklısı çok, bana internette çok soru geliyor bundan. Güzel balık gerçekten, köpek balığa benzemesinden dolayı ilgi çekiyor. Komando çöpçüler mi bunlar? Evet. Komando çöpçüler. Şurada bir tane leopar vatoz var. Burada benim kendi damızlıklarım var. Çöpçü damızlıkları. Evet, bunları kendim yavrudan bir de damızlık hale geçtiler, artık torunları var yani. Vay maşallah, düşünün yani bakın. Kendi üretti. Artık evrim geçirmiş zaten. Evet, biraz yaşlılığını gösteriyor. Burada da platiler var, çok hoş bunlar da gerçekten. Evet, Moskova Blue'lar var. Hemen Lepistes'te de gösterelim. Kendisi zaten yıllardır albino full üretimi yapıyordu. Videonun ilk başında ben dışarıda söyledim. Benim ilk full üretlerim, yani hala zaten o kan devam ediyor. Benim full üretlerim de kendisinden gelme. Bunlar da Moskova Blue'lar.
Bunlar Artemia yeme. İşte burada benim asıl söylemek istediğim, benim üretimhanem yukarıda, asıl Moskova Bulliler orada. İrfan abi zaten gezdi, çok iyi biliyor. Aynen öyle. Şimdi fark ne arkadaşlar? Normal Moskova Bulli'larda renk masmavi kuyruklarda. Bakın burada yani 3 veya 4 gündür. Yani satıldıkça ben aşağı yukarıdan biraz indiriyorum. Yani kuyrukların ne kadar solduğunu görün. Bu Artemia'nın ne kadar faydalı etkili olduğunu. Yani İrfan abi gördü. Normalde yani Moskova Bulli'larımız gerçekten çok sağlam beslenmiş ve masmavi kuyruklara sahip. Ama işte Artemia yemeyince balığın nasıl olduğunu görün. Ben de Artemia düzenini yeni kurduğum için, burası yeni açıldığı için artık onlar da Artemia yiyecek. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmayacak. Ya ama Artemia'nın gücünü görmüş olalım. Bizzat yani örnekli hale görmüş olduk. Şuradan söyleyeceğim. Ya ben bir pet shop'a gittiğim zaman işte kılıç olsun, plate olsun, moli olsun. Yani şu renk formunda, şu canlılıkta maşallah, köpengene maşallah diyorum. Kuyrukları açık açık. Öyle herhangi bir hastalık belirtisi falan yok. İşte bu da belirttiğim şey yani. Toptancıdan alırken nasıl evine seçiyormuş gibi, veya en azından toptancılar onu öyle gönderiyor zaten. Tanıdığı için, bildiği için kendisi diyor ki hastalıklı gelse geri gönderirim diyor yani. Hiç uğraştırırım onları diyor. Önemli değil diyor. İşte hobice bir insanın pet shop açtığında ne olur olurun karşılığını görüyorsunuz şu anda. Gerçekten bu plateleri falan da çok beğendim özellikle. Hemen şu yan tarafa geçeceğim. Japonlara şurada bir devasal bir şey var. Gerçekten şov Japon olmuş. Tabii o kadar yaşlı ki artık yüzesi bile gelmiyor. Köpük kafalar var. Teleskoplar var. Japonlar köpük kafayı almış kuyruğunun altına. Aynen öyle. Enteresan bir görüntü olmuş bak şimdi. Gerçekten onun kafası da çok güzel. Oradan çıkarsa göstereyim ama yandan biraz çıkacak. Neyse biraz sonra çıkarsa gösteririm. Örtelim onları. Burada çöpçülerimiz var. Evet. Özellikle onu göstermek istiyorum gerçekten. Kafa yapısı çok güzel. Benim de bu Japonlara ayrı bir şeyim var ama. Sırf o yüzden getirdim. 3 tane görsel olarak getirdim yani. Gerçekten hoş bir görüntüsü var balıkların yani. Ötekisinin kuyruğundan göre şey yapabilirsek, çekebilirsek. Maşallah çok onları güzelmiş. Onları ısıtıyor. Süpermiş. Burada velifeler, black molliler. Kılıç da var sanırım, aynen. İşte canlı doğuran grubunda meraklı olan arkadaşlar, şu black molliler falan özellikle çok seviyordum. Zaten hobihaneyi ben ilk kurduğumda bunlardan bayağı ürettim. Ya abi farkındaysan ben de şaşırdım, çok iriler yani. Şu özellikle şu jumbo boy olmuş artık. Evet. Yani benim de ilgimi çekti açıkçası. Şu velifeler özellikle artık sizler akvaryumuza aldığınız zaman, o üst yüzgeçten açtıkları zaman ayrı bir görsel oluyor. Şurada hamile kılıçlar var bakın. Hamile olduğu hemen belli oluyor. Bir alt tarafa iniyoruz. Vatoz tankında başka zaten balık tutmuyorum. Sadece salyangoz ve çöpçüler. Vatozlar biliyorsunuz hassas. Elma salyangozlar. Leopar vatoz. Hoppa. Yüce vatozlarımız da İrfan abiden gelecek. Aynen. İnşallah onları getireceğiz. Burası da neydi bunlar? Zebra. Zebra daninolar değil mi? Şu anın formda balıkları. Aynen. Bu renk formları gerçekten gayet albenili. Şöyle biraz uzaktan çekeyim. Rengarenk oluyorlar. Şu anda burada biraz yeşil tonlar kalmış ama pembeler falan da var. Hep renkli olanları aynen seçtikleri için götürüyor insanlar. Evet. Şurada gene damızlık boy çöpçüler var. Yani üretim yapmayı düşünen insanlar varsa da damızlık boyunu bizzat bulabilirler buradan. Gene Japonların bunlar da mı şey? Yok. Bunlar klasiklerden mi? Klasik değil. Bunlar cap diye geçiyor. Red cap oranında red cap diye geçiyor ama onların birebir gerçeği değil yani. Sadece red cap olarak geçiyor. Yani onların da görüntüsü mükemmel. Kırmızılı, beyazlı, zaten şapkalı gibi. Türk bayrağı gibi duruyorlar. Bembeyaz olanlar da var işlerinde. Kıpkırmızı olanlar da var. Dediğim gibi ya Japon'un da ayrı bir albinisi var. Biraz şeydir, geçen gün bir arkadaş da Japon akvaryumu kurdu. Artık kolaya kaçtım dedi. Baktığın zaman evet, kolay kolay hasta olmayan balıklar, isıtıcı, dayanıklı balıklar. Istemiyor. Aynen. En büyük özelliği. Ama şu görselleri gerçekten şahane. Bir hemen yan tarafa geçiyoruz. Bunların burada bir adı var mı? Japonlar. Herhangi bir tür yok, bunlar normal Japon. Normal Japonlar. Gene
kırmızı ama ağalıklar. Ama üç kuyruk diye geçiyorlar. Kuyrukları güzel olanları seçtim bilerek. Aynen dediğin gibi işte ya. Adam gitmiş toptancıya. Sanki kendi evine alır gibi tek tek seçerekten balıkları almış. İşte siz de gelip artık Marmaris'teyseniz gelip tabii ki alabilirsiniz. Veya değilseniz bu videodan beğendiğiniz balıkları kendisiyle iletişime geçerekten sipariş edebilirsiniz. Dediğim gibi her yere gönderimi var. Canlı strafor kutularla Japonlara ısıtıcı koymaya gerek yok. Canlı doğuranlara ısıtıcı koyup da gönderim yapıyoruz. Zaten Full Red'den gönderim yaptığımız için gönderim artık bizim için çocuk oyuncağı. Çocuk oyuncağı. Şurada hemen şeyimiz orada, hava motorumuz hepsini havada atıyor. Ve şunu anlatacaktık Artemia'yı. Bakın daha yeni kurmuş ama bir pet shop'ta hiçbir zaman göremeyeceğiniz bir şey. Canlı olarak hazır çıkmış halde, porsiyon halinde Artemia'yı bizzat buradan alabiliyorsunuz. Dediğim gibi Marmaris civarında veya Marmaris'te yaşayan arkadaşları varsa... Dediğim gibi Artemia çıkartmak biraz evde zahmetli olabiliyor. Herkes yapmak istemeyebiliyor, uğraşmak istemeyebiliyor. Hemen Pet48'e gelip buradan istediğiniz kadarını alabiliyorsunuz. Tabii aynı zamanda yumurta hali de var. Hani belki de evde çıkartmak kendiniz istiyorsunuz. Buradan temin edebilirsiniz. Şurada ithal akvaryumlar var. Kısaca onları da göstereceğiz. Aynen. Boy boy. Şunlar da şeyler sanırım değil mi? Arka fonlar. Evet, onlar da arka fonlar. Akvaryum. Onlara bir stand yapacağız. Aynen, görsel olarak güzel görünür. Burada da şeyler. İrfan abimizden gelen posterler. Biz onu Pet48'e göre ayarladık. Çok da güzel olmuş gerçekten. Yani bir düşün, pet shop'a gelip böyle bütün balık çeşitlerini görebiliyorsun. Dükkanın birkaç yerinde gördüm bunlardan zaten. Çeşit farklı. Bu konuda bana fikir verdiğin için sana da teşekkür ederim. Ne demek ya, gayet güzel olmuş her şey. Şimdi burada asıl, da şuna da söyleyeyim, sonra öyle. Öbür tarafa aynen, geçelim. Bitkilere geçelim. Burada hem cam fanuslar var hem plastik fanuslar var. Özellikle çocuğuna alanlar, zaten ben beta veriyorum fanusa veya işte şekil koymak için isteyenler oluyor. Çocuğuna alanlarda cam fanus sıkıntı olduğu için hani düşerse kırılır, cam zarar verir. Yani sırf onun için plastik fanus da getirttirdim. Artık tercih, artık sizlerin. Alan bizde kişiye kalmış. Bizde seçim var. Çeşit var. Şimdi özellikle hobi anemde takip yapanlar Marmaris'e yazın tatile gelirse buraya çay kahve içmeye de olsa her zaman bekliyoruz. Aynen, alışveriş yapmak şart değil. En azından bu güzellikleri görmek için bir çayını bir kahvesini içmek için Pet 48'e her zaman bekliyoruz. Müşteri oturduğunda çay kahvesi yudumlarken şu şöleni görüp rahatlaması için buraya bir showroom yaptık. İrfan abinin de beğenmesi benim hoşuma gitti. Daha yeni kurulum yaptık. Su daha da oturacak. Tabii zamanla oturacak. Ve dere kumu. Evet, ondan bahsedecektik. Sen bahset. Dere kumu arkadaşlar. Şimdi yani bitkili akvaryum kurarken yok işte lav kırığı mı koyacaktık. Işte. Yok hagın mı koyacaktık. JBL'in kumunu mu kullanacaktık diye. Herkesin aklı karışıyor. Bana da soruyorsunuz tabii ki haliyle. Ama ben bitki yapan birçok arkadaşımdan bunu duydum arkadaşlar. Bakın, dere kumu. Yani bitkiler için o kadar faydalı ki dediğim gibi yani bu bitki işini profesyonel yapan arkadaşlarım bile bunu söyledi, dere kumunu. Ve Pet48'de bunu istediğiniz zaman bulabileceksiniz. Hem böyle görsel olarak böyle rengarenk taşlar gibi görünüyor ama işte bitkilerin kökleri için de o kadar faydalı ki. Özellikle kolay bitkilerde ışık ve bu dere kumunun içindeki besinle rahatça adapte oluyorlar. Dere kumunun faydası ne derseniz, dere kumu zaten doğal ortamında bitki zaten içinde yetişiyor. Aynen öyle. Gerekli mineralleri falan hepsini barındırıyor aynen içinde. Aynen öyle. Bir de yani bunu özellikle Bayram abi bize tavsiye etti, yardımcı oldu, getirdi de özel olarak süzülüyor, işlemlerden geçiyor, getiriliyor. Zaten faydasını araştıranlar da görebilirler. Anibiyaslar da gördüğünüz gibi böyle gayet kolay bir bitki olarak hiç toprağa hiçbir şeye ihtiyacı olmadan geniş geniş yapraklı yemyeşil gayet güzel oluyor. Ben de biliyorsunuz hobi anemdeki bütün akvaryumlara birer tane koymaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bitki satışlarında da bu showroom'da görüp isteyenlere haftaya bir dizayn yapılacak. Öbür tarafta bitkiler olacak tek tek kök halinde. Buradan isteyene direkt oradan
vereceğiz. Yani şu anda burada gördüğünüz bütün bitkilerden temin edebileceksiniz. Dediğimiz gibi zaten kargoyla Marmaris'te olmanıza gerek yok. Türkiye'nin her yerine gönderebilir. Zaten bitki gönderimi canlı gönderime göre çok daha rahat olduğu için sıkıntısız gelecek. Burada gene el yapımı olan şeyden var değil mi bir tane? Bir teyze, teyzemiz var. Orada evi var. Yani bu hikaye. Sanki kar yağmış havası verdik beyaz kumla. Teyze orada yürüyor. Yani orada bir orman ortamı, orman evi. Teyze de elinde orada bir sepet var. Yani aynen onu da gösterelim. Ya dedim ya. Bunu da bayağı uğraştık yaparken. Kendi evine akvaryum kurar gibi dükkanına akvaryum kurmuş ve şahane olmuş. Yani şey olur genelde, bitkili akvaryum yapmak isteyenlerin yani hedeflediği görüntü budur. Gayet de güzel olmuş. Burada yılanımız da var bir tane. Aksesuar olarak akvaryum üzerine durmuş. Vallahi adam bir hobicinin yapmak istediği her şeyi yapmış. Bir de bunun pet shop yapmış. Hep söylüyorum işte. Şunları az önce gösterdim. Bayağı sürü balığı zaten bitkili akvaryumdan olmazsa olmazı. Neon teptalar. Rasporolar. Bakın sürü halinde gezinmesi şundan ayrı bir güzellik ya. Bunlar koyun gibi. Birisi nereye giderse hepsi oraya gidiyor. Bunlara otur izle işte. Bir de böyle yemyeşil bitkili bir akvaryum varsa. Arkadaşlar biz hobiciyiz. Hala da hobiciyiz. Her zaman gelip burada çay kahve içebilirsiniz. Beraber muhabbet ederiz. Yani bizim için önemli olan dostluk. İnsanlar buradan çıktığında desinler ki gerçekten böyle bir yere gittik. Gerçekten bir hobi havası var desinler. Bizim için önemli olan o. İrfan abiye ilk geldiğinde de söyledim. Abi dükkan senin dedim. Sağ olasın. Onu gerçekten çok seviyorum. Yani ben full et üretiyordum. Sadece tek bir balık üretiyordum. Çünkü bir şeyde tek olmak istiyordum. Ama İrfan abinin oraya gittiğinde hep huzur buluyordum. Çünkü o hatta diyordum abi diyordum biz temizlik yapıyoruz ama sen burayı nasıl temizliyorsun falan filan diyordum. Gerçekten gayretleri, çabaları, bu Muğla'da bu hobiyi aşılaması benim hep tebrik ettiğim bir konu. Ona çok gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hep de başarılarının devamını diliyorum. Çok sağ olasın. Elimizden gelen yardımları benim bilmediğim yerde daha büyük abilerimiz, Bayram abi var, fikir alabileceğimiz. Hatta İrfan abinin benden daha iyi olduğu konular var. Elimizden geldiğince her zaman yardım etmeye çalışacağız. Bu hobiyi canlandıralım. Dediğim gibi kötü alışkanlıklarımız olacağına böyle güzel hobilerimiz olsun. Bu hobiden kazandığımız dostluklar gibi dostluklar ben hiçbir yerde görmedim. Türkiye'nin her yerinde müşteri değil dostlarımız var. Bu her zaman daha çok büyüsün diyorum. Kesinlikle. İrfan abiye de çok teşekkür ediyorum. Bu hobinin bana kazandırdığı en değerli abilerimden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Herkese vallahi teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Aynen. İyi günler diyoruz. Pet48'e bekliyoruz herkesi. Herkese iyi hobiler diyelim. Dediğim gibi baştan sona bütün dükkanı gösterdik size arkadaşlar. Gerçekten göstermedim. Hiçbir yer kalmadı. Artık bundan sonrası sizde. Yani buradan temin etmek istediğiniz bir şey varsa gönül rahatlığıyla Pet48'in sosyal medya hesaplarından veya direkt telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Marmaris'te olmanıza gerek yok. Türkiye'nin her yerine gönül rahatlığıyla gönderilip yapılabiliyor. Vallahi süper oldu ya. Ben dediğim gibi yani videonun en başında söylemiştim zaten. En güzel pet shop gezim olacaktı büyük ihtimalle. Dükkan sahibi arkadaşımız olduğu için rahat rahat gönül rahatlığıyla çektik. Her şeyi gösterdik sizlere. Dükkan zaten dediğim gibi derli toplu, her şey düzenli. Hem bizim hobimize hitap eden akvaryum bölümü şahane. Kedi köpek bölümleri şahane. Notları gösterdim. Mükemmel olmuş. Vallahi tekrar bir kere daha tebrik ediyorum kendisine. Hayallerimizi gerçekleştirmiş. Bizim gibi hobicilerin bir üst seviyesine geçmiş. Bir pet shop açmış. Ama hala hobi ruhundan ayrılmamış. Böyle devam etmesine gerçekten temenni ediyorum. İnanıyorum ki zaten aynı şekilde devam edecektir. Bugünlük de benden bu kadar diyerekten şöyle kartlarımızı gösterelim arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarını son olarak hem Instagram'da cep telefonu numarası. Magnetimiz bile her var. Şey zaten var. Süper. Gönderimlerde magnet mutlaka koyarım. Aynen. Marmaris manzarası var. Özellikle Pet48'i küçük yaptım ki insanlar
bu manzarayı istediği yere asabilsin diye. Aynen. Facebook'ta da aynen P48 diye geçiyor. Ben bunları zaten linklerini direkt videonun açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Direkt tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Adres de hemen bakın gördüğünüz gibi. Dur bir adres okuyayım ben istersen. Tamam. Marmaris'te olan insanlar için. Kemeraltı Mahallesi Eski Datça yolu üzerinde. Çok kolay gerçekten bu Eski Datça'ya giderken hemen ilk ışıklardan sola döndüğünüz zaman zaten dükkan karşınıza geliyor. Zaten gene tek ve koskocaman tabela var. Aynen öyle. Telefonla da kendisine ulaşaraktan konum bilgisi ve adres bilgisi alabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin var mı ekleyeceğin başka bir şey? Benim ekleyeceğim başka bir şey yok. Dediğim gibi yani bu hobiyi herkese duyuralım, kazandıralım. Geleceğimiz için güzel şeyler olsun. Kötü alışkanlıklar olmasın. Bizim tek hedefimiz bu. Sana da yaptığım bütün emeklerine, bu çekimlerine, bize kazandırdığın bilgilere, insanların sorduğu sorulara verdiğin cevaplara çok teşekkür ederiz. Bir de bizim yapamadığımız, göremediğimiz, görmek istediğimiz balıkları getirip ürettiğin için de teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın yani. Çok teşekkür ederim ya. Ben elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bu şekilde geri dönüşler aldıkça gerçekten çok mutlu oluyorum. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Zaten şöyle bakıyorum, 50 dakika neredeyse 1 saatlik video oldu ama dolu dolu bir video oldu büyük ihtimalle. Ben acayip keyif aldım. Zaman ayırıp bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmediyseniz bence videoyu baştan başlatıp tekrar bir daha izleyin. Mutlaka beğeneceksiniz çünkü bence acayip keyifli bir video oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi hobiler.